Değerli kardeşlerim yorumlardan 7.24 nasıl canlı yayın yapılır diye soran bir kardeşimiz var. Daha önceden de bununla ilgili Türkçe kaynaklara işlemeyen arkadaşlar olduğunu duymuştum. Bugünkü videomda sizlere YouTube kanalınızda 7/24 canlı yayını nasıl yapacağınızı göstereceğim. Son derece kolay olacak göreceksiniz. Bununla ilgili videoma geçmeden önce videomu beğenerek kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Ve elbette hemen videoya geçiyorum. Müzik Şimdi sevgili kardeşler bunun için öncelikle Pixabay'a gideceğim. Pixabay'da çeşitli manzara videoları var. Bunları ücretsiz olarak, telifsiz olarak kullanabilirsiniz. Sizlere de tavsiyem video kullanmak istediğinizde buradan seçin. Şimdi relax müzik yapacağım. Dolayısıyla relax müzik videosu olacağı için buradan bir deniz manzarası seçmek istedim açıkçası. Şöyle güzel bir deniz manzarası olsun diyorum. Şu olsun diyorum şunu seçiyorum. Bu tamam arkadaşlar. Şimdi YouTube ses kitaplığından bir müzik indirmemiz gerekiyor. Uygun bir müzik indirmemiz gerekiyor. Buraya şuraya arama motoruna yani YouTube'un ara kısmına relax yazdığınızda bununla ilgili çok sayıda müzikler gelecektir. Gördüğünüz gibi bunlardan beğendiğiniz bir tanesini indirirsiniz. Sanki şu hoşunuza giderse. Tamam şu müziği seçtik. Şunu indiriyorum ben. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey şu. Bir video düzenleme programı açacağız. Ve buradaki videoyla şu müziği birleştireceğiz. Şu dosyaları içe import edeyim. Sonra videoyu zaman çizelgesine atıyoruz. Sonra altına müziği atıyoruz. Video kısa gelirse videoyu çoğaltabilirsiniz. Şöyle yapalım. Şuraya biraz şey yapalım. Evet tamam şöyle, şöyle. Sürekli olarak döngüsel olarak aynı video dönüp duracak. Devam edelim biraz daha gelsin şöyle. Şuradan da keselim. Şöyle yapalım. Öyle bir yerde bitsin ki döngüsel çalıştıracağız. Çünkü bunu insanlar oradaki bitişi fark etmesinler istiyorum. Bir çalışsın. Değerli kardeşlerim video uygun video olmayabilir. Size yöntemi göstermek için yapıyorum bunu. Buradan sonra bu videoyu renderlayalım dışarıya. Şöyle yapalım bir daha tekrar export diyorum. Bir isim vermeden direkt export edeceğim. Hatta bununla hiç uğraşmayalım. Zaman kaybetmeyelim. Şurada elimde bir tane video var. Bu size yöntemi göstermiş olmam önemliydi. Yöntemi öğrendiniz arkadaşlar. Burada bir tane video var. O şekilde o yöntemle yaptık. Şimdi hemen geliyoruz. Çok fazla zaman kaybetmeden şu sahneyi bir sileyim önce. Normalde şu sahneyi kullanıyorum. Bu sahneyle ekran kayıt yapıyorum ben buradan. Fakat bunun dışında 7/24 canlı yayın yapacaksam elimde ikinci bir sahne olsun diyorum. O ikinci sahneyi de burada oluşturduk. Burada alt simgesine geliyorum şuradan. Burada ortam kaynağı seçiyorum arkadaşlar. Ortam kaynağına bir isim verebiliriz. Canlı yayın diyebilirim. Enter diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Buradan göz ata geliyorum. Ve şuradaki videoyu seçiyorum. Şurayı da döngü olarak seçiyorum arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bak burada video bittiği zaman aksi takdirde canlı yayın boşa çıkar. Yani video bu döngüyü işaretlediğinizde Video bitse bile sürekli olarak video çalışmaya devam edecek. Tamam diyorum. Sonra bunu ekrana göre ayarlıyorum. Şöyle olsun güzel. Şimdi arkadaşlar şurada ayarlara geliyorum. Burada canlı yayın kısmına geliyorum. Burada primeri YouTube. Evet şu şu seçili. YouTube Premium PS. Şöyle yayın anahtarını kullan. Şimdi arkadaşlar buradan şöyle yapalım. Gelelim şöyle Canlı yayını başlat diyorum. Canlı yayını başlat kısmına geldiğinizde burada bir canlı yayın anahtarımız var. Bunu kopyalıyorsunuz, getiriyorsunuz OBS Stüdyo'da şuraya yapıştırıyorsunuz. Sonra uygula diyorsunuz. Ve tamam diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle yapacağız. Yay yayını başlatmadan önce burada bazı ayarlar yapmamız gerekecek. Düzenleye gelin burada uyumak için dinlendirici müzik yazdık. Mesela buraya açıklama kısmına da ilgili bir şeyler yazabilirsiniz. Ben burada görünürlüğü gizli yapıyorum ki videom görünmesin şu anda. Bu amaçla yaptığım bir video değil. Burada kapak görseli oluşturabilirsiniz. Daha önceden ben oluşturdum. Neredeyse kapak resminizi buraya uygulayabilirsiniz. Oynatma listeleri kısmında bir oynatma listesi varsa canlı yayınınızla ilgili onu seçersiniz. Ben şimdi pratik bilgiler diye geçeyim. Hayır çocuklara özel değil diyorum. Tabii ki buraya anahtar kelimeleriniz varsa bunları yazın. Netice itibariyle buradaki başlıklar, açıklamalar ve aşağıdaki söz konusu anahtar kelimeler sizin videonuzun daha hızlı arama motorunda bulunmasını sağlayacaktır. Bu anlamda kesinlikle başlık açıklama ve video etiketleri kısmını boş bırakmayın. Ben sadece yöntemi göstermek adına hızlı hızlı geçişler yapıyorum. Özelleştirme kısmına bakıyoruz arkadaşlar. Özelleştirme kısmında canlı sohbetleri ben iptal ettim bu bir canlı yayın yani neticede cevap veremeyeceğim sohbetlere o tür bir yayın olduğu için para kazanmanızı açıksa bunu buradan açık hale getirebilirsiniz. Daha sonra buradan kaydet dersiniz ve burada olay buradaki olayımız tamam. Şimdi yapacağımız tek şey şurada canlı yayını başlat. Tamam bunu da aşağı atabiliriz. Şimdi bekliyoruz buradan canlı yayın gelecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben sesi kapatayım. Canlı yayınımız başladı. Şimdi siz hiç elinizi sürmediğiniz durumda yayını sonlandırmadığınız sürece bu video 7/24 bu şekilde çalışacak. Yani biz orada e, döngüsel olan kısmı işaretlediğimiz için video bitmeyecek. Yani kısa bir video elbette ama sürekli bitecek, başlayacak. Bitecek, başlayacak ve bitişle başlangıç arasındaki farkı da insanlar anlamayacak. 7/24 sürekli olarak bu video kanalınızda yayınlanacak. Değerli arkadaşlar işte 7.24 canlı yayın yöntemi bu. OBS Studio ile yapıyoruz. Bunun dışında başka platformlarda daha ücretli farklı yöntemler de var ama hiç gerek yok. Burada OBS Studio'nun bu özelliğiyle sizler de kanalınızda 7.24 canlı yayınlar yapabilirsiniz. Bu kadar basit. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.